Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Amnesia: the Dark Descent'e hoş geldiniz. En son misafir odasına gitmiştik. Kaya artıkla yüz yüze gelmiştik ve şimdi ise depoya gideceğiz. Hatırladığım kadarıyla depoda bir tane canavar var. Canavar dediğim normal yaratık, bizi kovalayan, bizi deli gibi kaçmamıza neden olan bir yaratık. Ağır ağır nefes aldı. Çığlık atmamak için elinden geleni yapıyordu. Ecza dolabı devrilmiş ve yere düşmüştü. Kırılmış cam kapağı uzandı ve bulabildiği tüm sakinleştiricileri aldı. Kim olduğu hakkında hiç kimse yok bunun. Bu arada bu loading screenleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Videodan sonra bir kontrol edeceğim. Çünkü Amnesia'nın şeyi var. Loading screenler ilk başta görülmüyor. Son şeylerde görünüyor. Şu an benim için çok karanlık oluyor oyun. Ne oldu? Depodaki karanlık garip ve anormal görünüyor. Burası mı? Ha, aynı yermiş. Burada bu oyundaki her şey anormal zaten. Var mı burada yakabileceğim bir şey? Hacı, seni yakamıyoruz. Ulan git. Ay, yakamıyorum. Aa, tinderbox yok bende. Hayat tinderbox'un olmasından değil çünkü dolu değil o. Bazı şeyler dolu, bazı şeyler değil. Of, al hepsini al. Matkap parçası aldık. O ne? Ne oldu? Oo! Yaratık kovalıyor bizi. Oda arama yapacağız. Oda. Hayır. Please let me go. I won't tell anyone. I swear. I just want to go home. Hareket etmiyor burası. Buraya ne olmuş? Burada bir şeyler olmuş. Bu ne? Partes Machinam. Makine odası gibi bir yer herhalde. Burası hareket etmiyor. Yağımız var mı? Yağımızı koyalım da boş. Ah, ya boş boşuna koydum gibi geldi içimden. Burada canavar var gibi hatırlıyorum ya. Al onu. Bu ne? Alexander, sel drenajını temizlemek için ihtiyacın olan patlayıcıları hazırladım. Karışımın ne kadar dikkatle kullanılması gerektiğini konusunda yeterli baskıyı yapmadım. Lütfen planlı uygulamaya koymadan önce bunu şu kuşbeyinli uşaklarına söyle. Sıvıların kendileri patlayıcı değiller ve herhangi bir aksiliğe sebebiyet vermemek için ayrı tutulmalılar. Yan odada temiz malzemeler için iki büyük fırça hazırladım. Ha, bu fırçaların içinde o zaman. Tüm yapman gereken sıvıları karıştırmak ve ne istersen patlatmaya hazırsın. Tahminimce bununla patlatacağız diye şeyleri. Ha, dur. Ama matkap parçası. Ha, şuraya bir girelim biz. Burayı yakamıyor muyuz? Ha, güzel. Aldık. Burada bir şey yok. İki kapı mı var? Yok, bir kapı var. Buran şey ne? Olay ne? Ha, çok güzel. Dur. Tam burası böyle bir şey odası. Burada bol çakmak bulduk yahu. En azından birisi çakmak istediği zaman sıkıntı olmayacak. Şuraları kapatıyorum da şey falan olmasın o yüzden. Burada başka bir şey yok mu? Buranın şey ne? Ha, işte bu. Şöyle yapacağız o zaman. Dur. Kimya kabı. Her türden karşımı tutmak için bir kap. Şunu şöyle yapacaktık. Bir tane daha parça mı var? Matkap parçası, matkap parçası. Kaç tane parça var ki burada? Oğlum bu ne? Voltron mu yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu sesler hiç hoşuma gitmiyor. Kapat kapat. Olduğu gibi kapalı dursun. Ya insan bir şey koyar buraya, ne bileyim bir yağ falan koyar veya. Hah. Çakmak kutusu var en azından. Yağımız azaldı. Bir tane yağ daha koyalım. Tamam. Hah. Matkap yaptık. Kimya kabı. Tamam. Afyon tentür de aldık. Çok güzel. Afyon tentür işimize yarar. Merhaba. Vana paslanmış. Tamam ya, bunu kullanırız, ne olacak? Aynen, al. Kısmen doldurulmuş kap. Ha, bir tanesi de buraya yapacağız. Tamam. Olduğum yere geri dönmediysem. Şimdi tam doldurulmuştur bu. İşte bu, işte bu. Yok bir şey, yok yok. Kapat burayı. Ne var burada? Bu ne oğlum? Ne var burada? Bu amaçsız bir oda mı olur ya? Birazcık gözümüz karanlığa alışsın. Burada ne var? Buraya gelmiş miydik lan? Yani geldik sanırım. Şimdi sanırım yukarı doğru çıkacağız. Yo, buraya da geldik. Oğlum ben nereden girdim aşağı, geldim aşağıya. Yo, fıçıların oraya geldim şimdi. Buradan mı geldim? Yo. Sağdan, sağ taraftan devam herhalde. Hah, buradan. Canavar olmasın, canavar olmasın, canavar olmasın. Şimdi kadar canavar görmemiş, yani hiçbir canavarın bize zarar vermemiş olması çok iyi. Kaç 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 kaç. Ve bum. Neden olmadı? Bir şey mi fırlatmam lazım? Al. Süper. İşte böyle geçeriz biz bu bölümleri. Bu mu? Bu mudur? Ha yok, devam var. Benden uzak dur. Kim yapıyor ya? Nereye geldim ben? Aynı yer değil mi burası? Makine parçalar. Tamam, makine parçalarının olduğu yere gidelim hadi. Kan var yerde. Oo, birisi birilerini parçalıyor. Şu anda duyduğumuz şeyler şeyden geliyor. Geçmişten gelen sesler. Oo, süper. 3 tanesini de aldık. Eğer 3 çubuktan oluşan bir full set mevcut değilse asansörün tekrar 3 metal çubuk da var. Tekrar bozulması halinde çalışma odasının iç taraflarında bir çubuk var. Eğer çok elzem değilse onarılmış bir çubuğu kullanmadan önce her zamanki depodaki yedek çubukları kullanın. Abo! Canavar geliyor. Beni burada görmez. Görmezsin, görmezsin. Sen beni görmezsin. Ben buraya saklarım, sen beni görmezsin. Yatsana oğlum, yere yat, yere yere. Yere yatmıyor ya. Yere yatmıyor ya. Canavar saçını görürse ne yapacaksın he? Sesini duyuyorum. Geliyor, geliyor vallahi geliyor. Bakma, bakma, canavara bakma. Canavara bakma. Müzik ara geçmedi. Kapalı zaten ya, sıkıntı olmaz müzik. Öldüm lan. Dikkatli hareket etmedin. Bir vuruşta öldüm. Tamam, canavar şimdi geliyor. Daha önce gelmiyordu, şimdi geliyor. Gergin dakikalar. Çok gergin dakikalar. Merhaba büyük metal makine parçası, nasılsın, nasıl gidiyor? Şu an midemde çok kötü bir his var. Adrenalin tüm vücuduma pompalanıyor. Eski bir kalede canavarlar tarafından kovalanıyorum ve bu arada asansör çalıştırmaya çalışıyorum. Nereye gideceği hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece nereye gidebilirsem oraya gidiyorum. Kaleden kaçmaya çalışmıyorum. Canavar bey, bizimle müzakere masasına oturabilir miyiz? Merhaba. Gitmesini bekleyeyim bence. Canavar sen nereden geldin ya? Abi, buymuş, hatırladım işte. Tamam, canavar gözükmüyor değil mi? Hadi be oğlum, gözün karanlığa alışsın artık. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Tam sakin şeye gelin, ışığa gelin, ışığa gelin, sakin. Kafam zonkluyor ve ellerim titriyor. Neden acaba? Arkamda bir tane canavar kovalıyor. Neden acaba? Tam sakin. Dayan Daniel John, dayan. Atlatacağız bu olayı belli bir süre sonra. Söz veriyorum. Sana 146'nın gücü adına söz veriyorum. Düşme, gözünü seveyim düşme. Allah! 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 Daniel kaç! Oğlum! Gözünü seveyim! Peşimde geliyor. Daniel kaç. Her yer kırmızıya döndü. Daniel sakinleş. Bak dur bakalım sakinleşecek mi? Iy, kırmızıya döndü o. Yer artık neyse. Dur. Şunlardan bir tane aldım. Sen ne yapıyordun? Ama şey değilsin sen. Alayım mı? Ha, bir şey iyileştiriyor. Ha, sen makine odasın değil mi? Güzel mak. Kilitli mi? Ha, anahtar kullanacağım. Tamam. Of. Canavar attık ya. Ölecektik ama bir tane daha vursa ölecektik. Bir de neremize vurduğu galiba çok önemli taşıyor. Daha önce tek vuruşta öldük. Sanırım kafamıza ve artık vücudumuzun bir tarafına geldi neredeyse. Her neyse. Daha sonra başka bir yere gelmiş olabilir. Burası neresi? Merhaba. Bugün üniversiteye cevaplar aramak üzere gittim. Herbert'ın ofisine gizlice girme imkanı oldu ve birkaç ilgili ders kitabı ile birlikte bir daha adres defteri aldım. Tarih fakültesinden Professor Taylor çok yardımcı oldu ve küreler konusunda girmeyi başardım. En ilginç kısım ise bizim kültürümüzde bıraktıkları mevcut izlerde. Efsanevi küreler bugüne kadar gelen kraliyet sembollerinden Globus Kruger'e ilham kaynağı olmuş olabilir. Çok eski zamanlarda küreler rahipler tarafından güneşin ve onun gücünün birer simgesi olarak korunurdu. Ayrılırken rahatsız edici bir konuşmaya kulak misafir oldum. Sir William Smith, yani bizim jeolog, dün gece öldürülmüştü. Onun uzmanlığına danışmanım üzerinden daha 2 hafta bile geçmemişti. Kulağa aptalca geldiğini biliyorum ama bir şekilde bu durumdan kendimi sorumlu hissetmeme engel olamadım. Hissetmelisin de. Şu an bizi bu duruma sokan sensin. Bu ne be? Şurada bir şeyler olduğunu hatırlıyorum. Hayır hayır, bu değil. Notlar. Ha yok. Şey değil. Bir çubuğun kaybolması halinde falan filan bunları yaptık zaten de. Burada başka bir şeyler var mı diye bakalım. Yok sanırım. Daniel hala kendisine gelemedi. Kafayı yiyor. Ne yapacağız? Buradan aşağı iniyoruz, tamam, sıkıntı yok. Burada canavar yok diye hatırlıyorum. Ama su basan bir yer vardı. İnşallah orada su canavarı falan yoktur. Kanka gözünü seveyim, sakin ol ya. Konunun üzerine bulabildiğim tüm kitapları okudum. Efsane ve söylentiler konusunda zengin olsa da bildiğim, aradığım asıl bilgiler yoktu. Herbert'ın adres defterindeki birçok adrese mektuplar gönderdim ve değişen önem derecesi gösteren cevaplar aldım. Bugün diğerlerinden çok daha farklı olan bir mektup aldım. Rusya'daki bir barondan geliyordu. Yeraltı tapınaklarındaki rahiplerin antik hikayeleri hakkında hiçbir şey söylememiş. Onlardan bahsetmemiş bile. Kısaca şöyle yazmış. Biliyorum, seni koruyabilirim. Brennenburg kalesine gel. İmza Alexander. Bundan nasıl bir anlam çıkarmalıyım? Beni neyden koruyacak? Birileri benim peşimde mi? Brennenburg'u araştırdım. Rusya ormanlarının Baltık Denizi kıyılarına yakın bir yerinde kalıyor. Aldığım en az bilgilendirici mektup olmasına rağmen bende en büyük sıkıntıyı ve ilgiyi uyandıran oldu. Ben yazarken düşüncelerim beni son derece rahatsız edici bir sesin çağırdığı kabuslarıma çekiliyor. Tarifi imkansız, boşluktan gelen bir ses. Son birkaç hafta bu korkunç kabuslardan dolayı korkarak uyandığım bir sürü uykusuz geceyle çok kötü geçti. Yarın bana uyumama yardımcı olacak birkaç sakinleştirici vermesi umuduyla hekimim Doktor Tate'i ziyaret edeceğim. Seni hiçbir şey sakinleştiremez. Asansör makinesi için depoda sadece 2 tane yedek çubuk kaldığını dikkate alın. Sadece çok kötü bir şekilde hasar görmüş olanlara atacağınıza emin olun ve diğerlerini de, 3'ünün de tekrar kırılması durumunda karşı çalışma odalarında tutun. Girip çalışma odasından çubuk, tamam. Bu ne? Buraya mı takacağım? Bilmiyorum. Oğlum şey gitti ya. Oo! Hacı ne yapıyorsun sen? Neden böyle sesler yapıyorsun? Hayrola, ne oluyor? Bu ne? Bu nasıl gözümden kaçmış olabilir? Hepsi öldü. Etrafa saçılmış uzuvlar, ortadan ikiye ayrılmış kafalar, sanki kaynatılmış gibi yüzülmüş deriler. Aklımı kaybediyormuşum gibi hissediyorum. Neler oluyor? Sir William Smith, Professor Taylor ve şimdi de Dr. Tate. Beni takip mi ediyor? Nasıl etmez? Afrika'dan getirdiğim lanet şey bu. Bir şey benim peşimde. Barona güvenmekten başka hiçbir çarem yok. Ne iddia ettiğini kendisi daha iyi bilir. Eğer hatalıysa onu da pişman olmayacağından kuşkuluyum. Sanırım şunlardan bir şeyler yapacaktık hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorum. Nereye uçtu lan o? Kaçtı gitti. Allah Allah. Ha şuraları takacaktık onlar, tamam. Şey nerede? Tövbe yarabbi tövbe. Ha. Burayı yakamaz mıyım? Yakarım oğlum burayı. Şunları götürecektik sanırım. Yakacak bir yer yok mu ya? Burada sürekli bu ışık kaynağı olsun falan. Neyse alışırız. Ha. Ha, seni bir açalım ilk önce. Hayır aç. Ya ışık kaynağı yok mu burada? Şöyle bir sürekli ben bunu mu şey yapacağım? Ha. Sen ha, sen de buradasın. Güzel. Şu nasıl böyle top top kömürler oldu ki? Ben hiç görmedim hayatımda. Şunları falan da alayım mesela. Fırın kömürle dolu. Tamam. Şimdi o iyi, güzel, hoş da. Hacı. Ben burada bir şeyler tutuyordum ama o uçtu. Ya ben şey yapacağım sanırım ya. Oynadın değil ya. Abi bug'a girdik. İnanmıyorum. O cisim bug'a girdi. Bu ne? Bug'a girdik ya. Acaba buraya mı uçtum? Bu mu acaba? İşte şuna gerek yok. Dişli çarktaki bu parçaya uymuyor. Ha. Onu hallettik. Burada yok mu? Bunda, burada aydınlatacak. Ha. Sen de öyle aydınlatalım. Ben şuradaki parçanın nereye gittiğini gerçekten çok merak ettim. Acaba gözüm mü kör? Bir şey göremiyor muyum? Gördüyseniz haber verin de bari bu bölümde geçemezsek bir şekilde halledelim. Diğer parçanın da nerede olduğunu biliyorum. Şu odanın içinde. Yok, bu odaya gelmiş miydik biz? O ses ne lan? Kim bu? Ozdat dedi. Sen kimsin? Ne arıyorsun bu kalenin içinde? Ağzını bunu kırarım seni. Elimde kocaman bir metal parçası var. Ve hiç zorluk çekmeden taşıyorum ben bunu. Çok güçlüyüm. Onu da hallettik de. Şimdi asıl sıkıntı var işte. Diğer parçanın nereye gittiğini bilmiyorum. Sıkıntı ya. Böyle troll olamaz ya. Neyse al bunu. Dur bakalım. Birazcık daha bakalım. Belki bir tane daha parça vardır. Küçük bir umut. Buraya bakmıştık zaten sanırım. Şunları en azından bir koyalım. Dur. Elimizde o notun olması lazım. Not bulamadık. Neden not bulamadık ki biz? Bir not eksikmiş gibi geliyor. Sanki bir şeyler almadık ya. Allah Allah. Ha, cidden sanki bir şeyler eksikmiş gibi geliyor bana şu anda. Ben burayı açtım mı? Arka salon. Şuraya gitmedik biz. Yo gittik. Basınç. Ulan girdik mi baga şimdi? Kaldık mı öyle? Dur girip içeri girip çıkayım bakayım bir şey olacak mı? Şey diyen vardı. İtemler presetleniyor diyen vardı. Hükümdarlar kitabının sayfalarını çevirirken gravürleri arayıp sayıyordu. Tüm Avrupa'daki 9 farklı kral ellerinde duran bir küreyle tasvir edilmişti. Sen Avrupa tarihindeki kralların sayısını biliyor musun? Hacı 9 tane küre olsa ne yazar? 9 tane kral olsa ne yazar? Avrupa'daki toplam kral sayısını sen biliyor musun? Bütün tarih boyunca. 9'un üzerine sen istersen bir 0 ekle. Gene ne olacak? Buradan aşağıya doğru bir inelim biz. Gene bunu gerek yok. Ya ben bunu gene doldurdum. Gene şey oldu ya. Neyse. Ha. Burada o şey yok değil mi? O parça burada yok. Tamam. Bu ses nereden geldi? Bir nefes sesi duydum. O nefes sesi kendi karakterimden mi geldi yoksa başka yerden mi geldi emin değilim. Hayır yok. Oğlum nereye gitti bu? Allah Allah. Bug'a girdi ya, inanmıyorum. Bak iki parçayı koyduk, üçüncü parçayı koyamıyoruz çünkü bug'a girdi. Ve artık ben göremiyorsam nereye kaçmışsa. Tövbe tövbe, çok sinirlendim ha. Acayip sinirlendim şu anda. Ulan bir doğru düzgün oyun yapmanız, neyse. Yani burada bitirelim çünkü şu anda bug'a girdi ve nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.